Herkese merhabalar. Bugün inceleyeceğimiz traktörlerimiz Türkiye çapında en çok satan New Holland'ın TT55 serileri. Yanımızda TT55'in tarla modeli ve TT55'in bahçe modeli bulunmaktadır. Size bu traktörlerin farkını anlatmaya çalışacağız. İyi yanlarından, kötü yanlarından bahsetmeye çalışacağız. Gelin bu traktörleri yakından inceleyelim. TT55 tarla modelimizin yanındayız. TT55 tarla modelimiz tarla tipine uygun işler için biz tek çeker modellerini incelemekteyiz şu an. En çok satanlar fiyat olarak da uygun olduğu için biz bu traktörleri tercih ettik. İstersek TT55'in çift çeker şeklinde de alabiliriz. Bu bizim için bir opsiyon olarak sunulmuştur. Tarla modelimizde üstünde bir tente bulunmaktadır. Aynamız bulunmaktadır ve egzozumuzun çıkışı yan tarafta bu şekilde konumlandırılmıştır ve çok hoş gözükmektedir. Traktörümüz 28 janttır ve tarla tipi işler için gayet ideal bir jant ebatıdır bu. Traktörümüzün yakıt deposundan bahsedecek olursak, traktörümüzün yakıt deposu 64 litredir ve bizim için gayet yeterlidir. Depo kapağında kilitli kapağı mevcuttur. Basamağımız konumlandırılmış. Traktörümüz tarla tipi olduğu için tabii biraz yüksek. Ben traktörümüze binerken kolaylık olması nedeniyle kaporta üzerinde bir demir olmasını isterdim. Traktörümüzün arka ağırlığından bahsedelim. Traktörümüzde arkada tek ağırlık 50 kiloluk bir ağırlığımız vardır. Bu traktörler için 55 beygir bir traktör için gayet yeterlidir. Gelin bir de traktörümüzün ön ağırlıklarına bakalım. Traktörümüzde 30'ar kilodan 4 adet bir ağırlık mevcuttur. Tek çeker modeller olduğu için ağırlıkları fabrikasyon olarak hafif tutuyorlar. Dönüş açısı kolaylığı sağlamak için. Tabii arkaya fazla bir yük kapasitesi bindirdiğimizde bu ön ağırlıklarımız yetersiz gelmektedir. İstersek burada yerleri mevcut. Bunları arttırabiliriz. Traktörümüzün ön ağırlıklarından bahsetmişken şimdi iki traktörümüzün en büyük farkından bahsedelim. Yanımdaki bahçe modeli de 28 jant olmasına rağmen traktörümüzün tarla tipi olduğu için kaput yükseklikleri gördüğünüz gibidir. Ve bu traktörlerin en büyük farkı traktörün alt açıklığı. Alt açıklığı tarla tipinde, tarla tipi diyoruz sonuçta, tarla tipinde daha geniş açılar mevcuttur ve boy farkını kıyaslayabilirsiniz. Yine belirtmek isterim. Arka tekerlerimizin iki traktörümüzde de 28 janttır. Şimdi arka tarafına geçelim. Bir arka tarafını inceleyelim. Arka tarafına geçtiğimizde traktörümüzün gayet sade New Holland'ların alışagelmiş bir yapısı karşılıyor bizi. Her şey yerli yerinde. Bu tarla tipi traktörümüzde bir fark olarak bahçe tipine göre pehlivan çekidemirimiz bu traktörümüzde standart olarak konulmuştur. Kollarımıza geldiğimizde traktörümüzde ayarlanabilir 2 adet kolumuz karşılıyor bizi. İki tarafında da vardır. Mekanik bir orta kolumuz mevcuttur. Kollarımızın kaldırma kapasitesi ise 2200 kilodur. Traktörümüzde kuyruk milli devir ayarı traktörün arka tarafında bu şekilde konumlandırılmıştır. Bu traktörümüzde kuyruk milli seçeneğimiz 540 ve 750 devir olmak üzere iki seçeneğimiz vardır ve gayet bu traktör için yeterlidir. Traktörümüzün hidrolik çıkışlarından bahsedecek olursak 2 adet bir hidrolik çıkışımız mevcuttur bu traktörler için. Günümüz şartlarına göre, alet ekipmanlarına göre düşünecek olursak bu 2 hidrolik çıkışı artık bize yetmemektedir. Bütün traktörlerde hangi beygir olursa olsun ben en aşağı 4 çıkışı olmasını isterdim. Yine kuyruk milimizde bir muhafazası mevcuttur. Kapağı mevcut altında. İş aydınlatmamız bu şekilde. Ve bahçe modelindeyiz şu an. Kısaca bahsedecek olursak bu traktörlerde tarla tipi ve bahçe tipini kısa olarak tanımlamak gerekirse en büyük farkları alt açıklıkları, pehlivan çekidemiri, genel bir yapısı olarak karşılayabiliriz. Tarla tipi daha büyük, bahçe tipi daha küçük. Tek fark bu aslında. Şimdi traktörümüzün detaylarına bakalım. Traktörümüzde ayarlanabilir direksiyonumuz mevcuttur. Hemen
Sol tarafımızda tepe lambamızın düğmesi mevcuttur. Dörtlerimizin düğmesi. Katranından bahsedecek olursak traktörümüzün, New Holland'ın geleneksel bir kadranı bulunmaktadır. Alışa geldiğimiz kadrandır. Traktörümüzde sinyalimiz bu şekilde konumlandırılmış. Traktörümüzde herhangi bir mekik kolu bulunmamaktadır. Yani geleneksel vites tipi mevcuttur bu traktörlerde. Fiyat konusunda bakacak olursak ve TT modellerinin hiçbirinde mekik kolu göremiyoruz. Ama mekik kolunun artık bu traktörlere ben konulmasını isterdim. Traktörümüzün sol tarafına baktığımızda bizi bir el frenimiz karşılıyor. Ana vitesimiz ve kuyruk mili debriyajımız bulunmaktadır. Sağ tarafımıza geçtiğimizde ana vitesimiz bulunmaktadır. 1, 2, 3, 4 geri olarak. Traktörde şanzımanından bahsedecek olursak 8 ileri 2 geri bir şanzıman mevcuttur. Bu traktörler için gayet yeterlidir. Ana vitesimizin hemen arkasında pozisyon kollarımız mevcuttur. Toprak üstü işler, toprak altı işler için. Hemen arkasına geçtiğimizde bir el gazımız bulunmaktadır. El gazımızın konumu bana kötü geldi. El gazının ben biraz daha yakın, ele yakın yerlerde olmasını isterdim. Biraz el gazı geride kalmış. Yani bu bir dezavantaj bizim için. Ve aynı şekilde el gazımızın direkt yanında liftometiğimiz mevcut. Liftometiğimiz de çok aşağıda kalmaktadır. Kaporta üzerine konumlandırılmasını ben bunların isterdim. Hemen arkasında ise bunların bizim hidrolik güç çıkışımızın kolu mevcuttur. Traktörün iç kısmından bahsedeceklerim bu kadar. Dilerseniz gelin bir de motor bölümüne geçelim. Traktörümüzün motor bölümünden bahsedecek olursak traktörümüz 55 beygirdir. 3 silindiri vardır. Silindir hacmi ise 2.9 litredir. Maksimum tork değerimiz ise 226 Nm'dir. Bu TT modellerini 50 beygir, 55 beygir ve 65 beygir olarak satın alabilirsiniz. Evet, traktörlerimizi inceledik. TT 55 modelinin tarla ve bahçe tipi arasındaki farkları kısaca size anlatmaya çalıştık. Bu istenen bir videomuzdu. Traktör incelemelerimizin devamını gelmesini istiyorsanız eğer bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bize mesaj atabilirsiniz. Hangi alet ekipmanı çekelim, hangi traktör modellerini çekelim bize aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimler tuşunu açmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.